Suçüstü. Hiç vicdanı sızlamadı mı şu güzelim denizi kirletirken ha? Kardeşim, tuvalete yapsaydım gene buraya akacaktı. Ben kısa yoldan hallettim. Çöp de döktün. Denizi kirletmek ne demekmiş görürsün. Yürü hadi, yürü, yürü. Hay Allah. Senin bu yaptığın en büyük insanlık suçudur. Suç değil müdürüm, en küçük ihtiyaçtır. Kes! Sen İstanbul Boğazı'nı, güzelim Marmara Denizi'ni kirlettin. Hiç mi vicdanın sızlamadı? Senin yüzünden yavrularımız denize giremiyor, balıklarımız ölüyor. Bugün kalkan balığının kilosu 50.000 lira ise, bunun sebebi sensin. Etin, peynirin, zeytinin, fasulyenin, bütün pahalılığın sebebi yoksa ben olmayayım. Dün denizi kirleten bir gemiye 150 milyon lira ceza kestik. Sana da yarısı olsun. 75 milyon. 75 milyon ha? Bunda gülecek ne var? Biz cezayı keseriz, ödeyemezsen hapis yatarsın. Ne yapalım yatarız. Hay Allah. Gülme kardeşim, deli misin? Ne yapayım, kendimi tutamıyorum ki. Sana hapis de az. Asmalı seni. Şuna bak. Ağlanacak haline gülüyor. Ben gülerim. Ağlamam. Hiç ağlamadım ki. Vallahi kendimi tutamıyorum. Deli misin be adam? Vatana ihanet ettiğin yetmezmiş gibi, bir de devlet memuruna hakaret ediyorsun. Seni mahkemeye veriyorum. Götürün. Denizi kirletmişsin, bir de devlet memuruyla alay etmişsin. Alay etmedim efendim, güldüm. Neden? Bak gene gülüyorsun. Gülüyorum. Gülme oğlum, burası tiyatro değil, mahkeme salonu. Biliyorum efendim. Biliyorsun ama hala gülüyorsun. Kızıyorum ama. Mahkemeye saygısızlık ettiğin için hapse atarım seni. Bak hala gülüyor. Kusura bakmayın efendim. İstemiyorum ama gülüyorum işte. Anlaşıldı. Yaz. Sanığın akıl hastanesine sevkine karar verilmiştir. Küçükken ateşli hastalık geçirdin mi? Havale olmasın. Köyün imamı okuyup üflemiş. Niye doktora göstermemişler? Bizim oralarda doktoru mumla arasan bulamazsın beyim. Hastalığın ne zaman başladı? Ne hastalığı? Gülme hastalığı. Mesela, neye gülersin, neye ağlarsın? Vallahi ben her şeye gülerim, hiçbir şeye ağlamam. Ya, gizli bir tümör olabilir. Olabilir. Oktay, hastayı tepeden tırnağa muayeneden geçir. Peki hocam. Gidelim. Ya ben hasta değilim ki. Hasta değilim diyorsun ama bak sebepsiz gülüyorsun. Tamam gülüyorum. Bırakın gideyim. Bakın çok ciddiyim. Ne yapayım, dayanamıyorum Allah Allah. Thank you.
meslek hayatımda devamlı uyuma, hiç uyumama hastalığı çok gördüm ama devamlı gülme olayıyla ilk defa karşılaşıyorum. Ben de öyle. Tıp dünyası yeni bir hastalıkla karşı karşıya bulunuyor. Bu hastalık bizim için şans sayılır. Önce bir araştırma yapalım. Hastanın doğduğu günden bugüne kadar olan hayatını araştırmayı öneriyorum. Siz ne dersiniz? Haklısınız. Bu görevi asistanımız Oktay Bey'e verelim. Ne dersin? Sevinirim hocam. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Özgeçmişini vakit kaybetmeden araştırmaya başla. Peki efendim. Tahlillerin ve testlerin sonucu alınıncaya kadar hocalarım hastanede kalmanı uygun buldu. İyi, kalırız. Moralini hiç bozma. Bu çok önemli. Moral yani. Moral birçok korkunç hastalığı yenmiştir. Korkunç hastalık ha? Keşke herkes bu hastalığa yakalansa. Fena mı olurdu? Önce senin özgeçmişini araştıracağım. Şimdi bana nerede doğdun onu söyle. Ben Kirazlı köyünde doğdum. Annem hala orada yaşar. Bizim oralar yaz kış yemyeşildir. Ama ben askerden sonra köyde kalmadım. Ver elini İstanbul. Bizim köylüler bana sinir oluyorlardı. Kimisi de illetli diyordu. Çok gülüyormuşum. Gülmek fena mı ya? He? Köyümüzde akraba evliliği çoktur. Ama Yusuf'un anası ve babası akraba değildiler. Bu çocuk nasıl illetli oldu anlayamadık. Ha, ebesi Fatma ana sağdır. Seni ona götüreyim de o anlatsın. Sağ ol. Yusuf'u ben doğurttum. O gün kıyamet kopacak sandım ama kopmadı. Doğumuyla kıyametin ne ilgisi var? Olmaz mı? Ah, nasıl doğdu bilmiyorsun ki. O günü hiç unutmam. Beter bir havaydı. Yağmur, fırtına. Gayret et, gayret et. Hadi kalkın, hadi ya. Hadi, hadi sana. Korkma yavrum. Hadi geliyorum. Hadi. Hadi canım. Hadi. Korkma kendini. Bir oğlan. Cenab-ı Allah kıyamet kopartırken halimize gülsün diye Yusuf'u gönderdi sandık. Hiç yeni doğan bebek güler mi? Vay anam vay, hem de ne gülme. Peki Ebe ana, doğumdan sonra hiç ağlamadı mı? Aradan çok zaman geçti vallahi. Bir de anasına sorun bakayım. Sağ ol. Hocalara okuttuk, yatırlara götürdük. Ama Yusuf'umun gülmesi hiç durmadı. Kardeşleri de böyle miydi? Onları da hiç güldüremedik. Okula gönderemedik, ağladılar. Yediremedik, ağladılar. Giydiremedik, ağladılar. Başlık parası bulamadık, ağladılar. Onlar ağlarken Yusuf'um hep güldü. Babası öldüğünde... O gün ağladı herhalde. O yine ağlamadı. Öyle güldü, öyle güldü ki... Hoca cenaze namazını bırakıp elinde sopa Yusuf'umu kasabaya kadar kovaladı. Ah, bu illet yüzünden bütün köy düşman oldu yiğidime. Doktor bey oğlum, söyle bana. Yusuf'um iyileşecek mi? İyileşecek anacığım. Yusuf'u ağlatacağız inşallah. Bize müsaade. Bir de sünnetçisini dinleyelim bakalım. Nerede buluruz onu? Kasabada. Aha, muhtar da bilir. Yusuf Şaplak benim namımı, şerefimi 5 paralık etmiştir. Bütün köyü ben kestim. Ama Yusuf gibisini görmedim. (Gülüyor)
ağlatamadım. Kızdım, iki kere kestim, gene ağlatamadım. Ulan bana oldu. Köylüler sünnet çocuğunu ağlatamayan sünnetçiye sünnetçi demeyiz dediler. E baktım aç kalacağım. Ben de kasap oldum. Çok ilginç. Sünnetçilikten kasaplığa öyle mi? Ne olmuş yani? Eskiden de et kesiyordum, şimdi de et kesiyorum. Kemik kıran derlermiş bizim Müslüme. Asker de Yusuf'un çavuşuydu. Sağlam gitti, fıttırıp döndü askerden. Yusuf sebep olmuş derler. Bak, işte burada. O günden beri o ağacın altında oturup durur. Müslüm Çavuş, nasılsın? Üçüncü alay birinci tabur karargah bölüğünden Çavuş Müslüm Palaska, görüşünüz hazırdır komutanım. Rahat. Doktor bey sana Yusuf Şaplak'ı soracak evladım. Yusuf. Yusuf Şaplak ha? Nöbette uyurken yakaladım onu. Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Bir bölük dayak attım. Gene de güldü. Hırsımı alamadım, kendimi dövdüm. Kafamı ağaçlara vurdum. Kafam o gün çatlamış. Hala da çatlaktır doktor bey. Yusuf'un adını sakın bir daha söylemeyin bana. Sonuçta Yusuf Şaplak'ın doğumundan bugüne kadar devamlı güldüğünü, hiç ağlamadığını tespit etmiş bulunuyorum. Evet, sizin fikriniz? Vallahi bana kalırsa sempatik sinir sistemi ters gelişmiş. Evet, beyin olayları ters algılıyor. Bence de öyle. İzin verirseniz sayın hocalarım, doçentlik tezimi bu değişik olay üzerine hazırlamak istiyorum. Eldeki verilere göre Yusuf Şaplak ağlanacak olaylara gülüyor. Demek ki gülünecek olaylara da ağlayacaktır. Enteresan. Bu tezi ben de destekliyorum. Bana da çok mantıklı geldi. Bütün mesele tezin ispatlanması. Yani gülünecek olaylara ağlayacak mı, bunu tespit etmen gerek. Bu durumda hastamızı devamlı kontrol altında tutmalıyım. Biz seni destekleyeceğiz oğlum. Ayrıca araştırma fonumuzdan parasal açıdan da faydalanabilirsin. Tabii. Sağ olun efendim. Ha, hastanın cezai ehliyetinin olmadığını mahkemeye bildirmeliyiz. Raporu hazırla Oktay. Peki efendim. Yusuf Şaplak'ın heyet raporuna göre cezai ehliyeti olmadığı anlaşıldığından denizi kirletme ve devlet memuruna hakaret suçlarından beraatine karar verilmiştir. Sağ olun efendim. Gidebilirsin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Gel, seninle biraz konuşmamız lazım. Doçentlik tezimi senin hastalığın üzerine hazırlamaya karar verdim. Gülüyorsun. Gidemiyoruz. Evet, trafik sıkışık. Kimse gidemiyor. Bu saatte öyle. Her saatte, her yer böyle. İş günleri böyle, haklısın. Tatil günleri de aynı. Karşıdakiler buraya, buradakiler karşıya gitmeye çalışıyorlar. Boğaz yollarına dökülüp sıra sıra duruyorlar. Ne o? Pazar gezmesiymiş. Hayatım.
O kadar dolaştık. Hiç gülen bir insan gördük mü? Ha? En iyisi sen beni bırak. Gülmeyi unutmuş şu milletin derdine bir çare bul. Çok zor. Ya bu kadar ağlayan varken bir ben hep gülmüşüm, ne çıkar? Ben tezimi ispatlamak istiyorum. Vallahi ağladığımı zor görürsün sen. Ben sabırlıyım, bekleyeceğim. Neyse, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Gazinoda işime devam edeceğim. Seni bırakayım. Neredeydin? Hastanedeydim. Ben doktoruyum. Biraz rahatsız. Keşfedemediğimiz bir hastalığı var. Hasta olduğunu keşfetmek için doktor olmaya ne lüzum var? Kendine başka iş arasın. Ben senin gibi adamın yanımda çalıştırmam. Denizi kirlettiği için mi? Kim takar denizi kirliliği falan? Kirletsin ama belli etmesin. Bak kardeşim, bu adamı garson diye işe aldım. İdare eder, fena değil. Ama gel gelelim, ne zaman Assolist Yağdır Mevlan Tu şarkısına başlasa millette gözyaşı seller gibi. Ama bu herif kahkahadan kırılıyor. Konu yaptım, onu da beceremedi. Kovuyorum ulan, haftalığında vermiyorum. Tamam, vermezsen verme, ne yapalım? Peki tamam, gidelim. Bir yer buluncaya kadar bende kalırsın. Gel buyur. Geç içeri. Hadi geç, sıkılma. Hadi. Kusura bakma. Ev çok dağınık. Bekar hali işte. Asıl sen kusura bakma. Başına dert oldum. Yardım edin. Yok. Sen otur. Hem biliyor musun, yakınımda olursam seni daha iyi kontrol ederim. Bir sevgilin yok mu? Yok. Olur elbet, evlenirsin de. Bu devirde asistan maaşıyla zor. Buranın kirasını zor ödüyorum. Hele bir doçent olalım, gerisini düşünürüz. Doçent olman için de benim ağlamam lazım galiba. Galiba. Yani şu tesimi bir ispatlarsam gerisi kolay. Sen de tedavi olmuş olursun, fena mı? Çok iyisin. Vallahi hatırın için ağlayayım diyorum. Ya beceremiyorum. Yarın sabah erkenden iş aramaya çıkacağım. İş mi? Dur bakayım. Benim bir dişçi arkadaşım var. Adama ihtiyacı vardı. Benim hatırımı kırmaz. Oldu bu iş. Dişçide çalışırsın. Ya orada bir sürü hasta var, gülerim, onlar güler. Sen şimdilik burada yatarsın. Ben sana gidip çarşaf battaniye falan getireyim. Artık idare et ha. Ömür adamsın vallahi. Evet, sıradakiler. 16. Benim. Buyurun. Ne gülüyorsun? Benim canım yanıyor. Geçer, buyur. Hmm.
Yaslanın. Bastırın pamuğu. Geçmiş olsun. Acımıyor değil mi? Kes sesini. Gülüp durma. Evet, kalkabilirsiniz. Sıradaki gelsin. 2 saat sıcak bir şey yeme içme, tamam mı? Bir şey soracağım. Ben korkudan ölürken sen gülüyordun, neden? Vallahi farkında değilim. Sahi güldün mü ben? Vallahi güldüm. Ama biliyor musun, sen gülünce ben rahatladım. Hay Allah. İlk defa güldüğüme kızmayan birine rastladım. Allah'a ısmarladık. Geçmiş olsun, güle güle. Evet, sıradaki. 17. Biziz. Bir dakika, bir kişi dedim. Biz aileyiz. Ha tamam, geç. İş sırasında gülme be kardeşim. Allah aşkına gülme. Hastalarım kabir azabı çekiyor, sen gülüyorsun. Bana bak, seni oturttururum koltuğa, sağlam dişini çekerim ha. Dişe yazık olur, ben gene gülerim. Ya sabır. Biraz ciddi ol be kardeşim. Yarın sabah verdiğim adrese uğrayacaksın, protezleri alacaksın, unutma. Unutma. Doktora selam söyle. Yeni işin nasıl gidiyor? Memnun musun bari? Vallahi ben çok memnunum ama dişçi arkadaşım benden pek hoşnut değil. Hayrola? Gülüyorum diye bozulmaya başladı bile. Kabahat bende. Senin hasta olduğunu söylemeliydim. Hasta olduğuma ben de inanacağım ha. Herkes bozuluyor gülmeme. Bir tek o kız normal karşıladı. Hangi kız Yusuf? Dişini çektiren kız. Çok güzeldi. O baktı ben güldüm. Ben güldüm o baktı. Doyamadık birbirimize. Vay be, çapkınlık ha? Çapkınlık değil be doktor. Başka bir şey. Birden içim cız etti. İyi haber bu. Sevmek, aşık olmak doğal ve güzel bir duygu. Belki de normale döneceksin dostum. Aşk olsun doktor. Ben anormal miyim? Üzgünüm ama öylesin. Kabul et. Hastasın. Gerçi bütün reflekslerin normal. Ama şu yerli yersiz gülüşün olmasa... Yalnız bir ışık belirdi. Neymiş o ışık? Dişçideki kız. Birbirinizi beğenmeniz güzel bir şey. Bakarsın aşık olursun. Acılara gülen sen... Mutlulukta ağlayıverirsin. Ağlar mıyım bilmiyorum ama... Galiba aşık oldum bile. Ama... O ne alemde bilemem. Bu düğmeler nasıl kopar şaşıyorum baba. Gece kondurucularla kapıştık. Yıktırmayız diye tutturdular. Biraz itişip kakıştık. Sonunda yıktık tabii. Tam 17 tanesi yerle bir oldu. O zavallılara çok acıyorum. Nasıl kıyabiliyorsun? Benim görevim bu yavrum. Yıkım emrini alınca babam olsa tanımam. Biz de gece konduda oturuyoruz. Yani... Yık derlerse yıkar mısın? Gözümü kırpmadan yıkarım. Ama bu eve kimse dokunamaz. Seçimlerden önce izin veriyorlar. Ama her seçimden sonra da... Ortalık karışıyor işte. Bize kimse bir şey yapamaz. 20 senedir oturuyoruz. Sen ne yaptın? Dişini çektirdin mi? Çektirdim babacığım, iyiyim. Dişçiyi met ediyorlar. Eli hafifmiş, öyle mi? Fark etmedim bile. Hele gülüşü. Çok güzel. Çok da ucuzmuş. Evet, çok uzun baba. Kavak ağacı gibi. Geç abi, geç. Bir dakika. Buyur abla. Geç abi. Devam et.
Merhaba. Merhaba. Benim adım Naciye. Benimki de Yusuf. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hava bugün çok rüzgarlı. Ha evet, lodos. Ha, dişim nasıl oldu? Daha geçmedi. Yarın gel ilaç vereyim. Yarın pazar ama. Sahi pazar ya. Ne yapacağız? Seni bilmem. Ben evde babamla oturacağım. İstersen beraber olalım. Babamdan izin alabilirsen. Çok mu serttir? Hem de nasıl? Oo. Şoför efendi, niye gitmiyoruz? Son durak kardeşim. Aa. Eyvah, dişlerimi unuttum. Dişlerin ağzında ya. Benimkiler ağzımda da ötekileri arabada unuttum. Hop, hop. Şşt, bir dakika, hop. Şu kutuları verir misin? Buyur abi. Ne adamlar var ya. Bil bakalım bu diş kimin? Nereden bileyim ben? Ay sonunda ağzını bıçak açmayan borçlu memurun dişleri. Bu da... Peki bu kimin? Bilmem. Kocasının başını dırdırla yiyen çenesi düşük kadının dişleri. Hiç güleceğim yoktu. Aman gizli gizli gül, yoksa seni de ağlatmaya çalışır. Kim? Doktor Oktay, benim arkadaşım. Ha, seni onunla tanıştırayım. Arabası da var. Eşek değil ya. Bir pazar bizi gezdirir. Ha, piknik yaparız. Nasıl program ama? Harika. İş babamı kandırmaya kaldı. Seni evine bırakayım. Demek kulağımı çınlattınız ha? Üstelik bir de beni çekiştirdin, öyle mi? Yok ya. Beni ağlatmak için nasıl uğraştığını anlattım. Çok şaşırdı Naciye. Bakıyorum Ateş Hoca'yı sarmış. Kızın adını falan öğrenmişsin. Tanıştık, arkadaş olduk. Ha, yarın bizi pikniğe götüreceğini söyledim. Bu nazik davetini hemen kabul etti. Öğle yemeği mutfakta hazır babacığım. Akşam dönerken ekmek ve sigaranı ben alırım. Sen hiç merak etme. Bu piknik hevesi de nereden çıktı kızım? Birdenbire çıkıverdi işte babacığım. İş yerinde arkadaşlarla sözleştik de... ...aniden başlarmış piknik arzusu görür görmez. Neler diyorsun sen? Ah, piknik heyecanından ne dediğimi biliyor muyum ben babacığım? Hay Allah. Bugün tatil. Yıkılacak gece kondu da yok. Sen de gidiyorsun. Sıkıntıdan patlayacağım. Gömleğin ütüsü de tamam. Akşama ortalığı ben toplarım. Geç kalıyorum babacığım. Aa, ütüyü fişten çekiver. Geç kalıyorum babacığım ben. Allah'a ısmarladık baba. Güle güle, kendine dikkat et. Ne
Neden gecikti acaba? Belki de babası izin vermemiştir. Olabilir. Çok sertmiş. İşin zor. Sana da ayıp oluyor. Pazar gününü rezil ettim galiba. Önemi yok. Yeter ki gelsin. Geliyor. Nasıl anlattığım kadar var değil mi? Güzel kız. Selam. Selam. Tanıştırayım Oktay. Merhaba. Merhaba, memnun oldum. Çok beklettin mi? Biraz. Oktay çok kızdı vallahi. Ay affedersin. Şaka yapıyor. Hadi yürü. Yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Çorba güzel olmuş mu? Harika, çok tuzlu. Bakalım sigara böreğini beğenecek misiniz? Bakalım. Babam da çok sever. Bırak şimdi babanı canım. Çok tuzlu, güzel. Güzel. Thank you.
babam. Görev tamamlandı. Merkeze dönüyorum. Anlaşıldı, tamam. Ne? Naciye'yi istemeye ben mi gideceğim? Senden başka kimsem yok ki. Babamın haberi var. Zor razı ettim, yarın bekliyor. Ne olur yardım et bize. Edeyim de ne diyeceğim? Kız nasıl istenir, nereden bileyim ben? Of! Şu kravatı bağlayamadım gitti. Heyecanlısın da ondan, sakin ol. Elin ayağın birbirine dolaşıyor, baksana. Yok, zaten bağlamasını bilmiyorum. Söylesene, yardım edeyim. Babası ya vermezse? İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü. Hadi bakalım, cesaret. Senin de elin titriyor. Müsaade et, ben de heyecanlanayım. İlk defa kız isteyeceğim. Ne diyeceğimi de ezberleyemedim doğru dürüst. Neredeydi bu? Allah'ın emri. Allah'ın emri, peygamberin... Kime yazdırdın bunu? Bizim profesöre yazdırdım. Profesöre he? İyi. Bizim evlilik tam bilimsel oluyor yani. Baba, geldiler. Oo. Arabası da varmış. Fena değil. Yakışıklı adammış. Dünyanın en yakışıklısı. Yanındaki şapşal kim? Şapşal olur mu? O koskoca doktor. Oo, iyi iyi. Damat adayının arkadaşları kalburüstü. Ömer Bey, hayırlı bir iş için ziyaretinize gelmiş bulunuyoruz. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle kızınızı Yusuf Bey'e istiyorum. Yani kızımın talibi siz değil misiniz? Hayır, benim efendim. Doktor Bey, şeref verdiniz. Lakin ben bu beyi hiç tanımıyorum. Ne iş yapıyorsun? Dişçide işçiyim efendim. Ha, dişçisin öyle mi? Hayır, dişçide işçiyim. İşçisin, yani ayak işleri falan. Hayır, diş işleri. Asgari ücretten çalışıyorsun. Evet. Nasıl bildi? Ciddi ol. Biraz gerçekçi olalım. Asgari ücretle çalışan bir adam kendisini zor geçindirirken karısına nasıl bakar? Doğru söylüyor. Ömer Bey, sizin de malumunuzdur. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur derler. Onu diyenler... Neyse. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Sağ olun. O 1 kişi sen olmayacaksın delikanlı. Mümkün yok, kızımı veremem. Yani kızınızı bana vermiyorsunuz öyle mi? Mümkünü yok ha? Ne yapalım? Bak vermiyormuş. İşte, kalk gidelim. Olmuyor. Olmuyormuş. Krizi tuttu gene. Hadi yürü gidelim, rezil olduk. Hadi kalksana. Hayır oğlum. Aslan, aslan babacığım. Beni verdiğin için hiç pişman olmayacaksın. Seni verdiğimi de nereden çıkardın? Sen benim en kıymetlimsin, canımsın, yavrumsun. O çulsuza hiç verir miyim? Madem ki beni vermedin, Yusuf niye gülüyordu baba? Ne bileyim ben, deli mi ne?
Vallahi ne bileyim, baban öyle kızdı ki... ...vermiyorum diye tutturunca gülmüşüm. Gülünecek şey mi bu? Ağla demiyorum ama insan biraz üzülür. Biraz değil. Çok üzüldüm. İçimden ağlamak gelirken gülmüşüm Naciye. Biliyor musun? Seni Pollyanna'ya benzetiyorum. O da kim? Bir masal kahramanı. En büyük acılardan bile küçük mutluluklar çıkartır. Sen de öylesin. Şu gülüşün yok mu? Peki şimdi niye gülüyorsun? İşten kovuldum. Dişçi, senin beğendiğin gülüşüme daha fazla tahammül edemedi. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Boş gezecek değiliz ya. Ahmet amcaya bir uğrayayım diyorum. Kim bu Ahmet amca? Bizim köyden. Bir kereste atölyesi var. Yanında olmasa bile bir iş ayarlar elbet. Ne demek başkasının yanında iş aramak? Ahmet amcan ne güne duruyor. Burada çalışırsın. Ama ben bu işten anlamam ki. Bak. Şimdilik burada bekçilik yaparsın. Ben sık sık mal almaya giderim. Yokluğumda işin başında olursun. Yani işe alındın mı? Alındım. O zaman ilk iznimi kullanabilir miyim? Neden? Sevgilime müjdeyi vereceğim. Ulan hiç değişmemişsin. Peki hadi şimdi git, yarın sabah 8'de burada ol. Hayrola, ne yaptın? Müjde iş buldum. Güzel, peki ne iş yapacaksın? Depo bekçiliği. Desene, depo bekçisi karısı olacağım. Yoksa baban seni bana vermeye razı mı oldu? Ölürüm de vermem diyor. Madem ölürüm de vermem diyor, nasıl karım olacaksın? Beni kaçıracaksın Yusuf. Başka çaremiz kalmadı. Kaçıracak mıyım? Bu gece. Bu gece. Kaçmadık ki, bağırmasan. Konu komşu kaçırıldığıma inansın diye bağırıyorum. İmdat! Ben de bağırayım mı? Daha gerçekçi olur. İmdat! İmdat! Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun lan? Kör müsün, kızımı kaçırıyorum. Güzellikle ver olsun bitsin. Vermem! Ölürüm de vermem! Sen verme, ben kaçırıyorum. Gel kız! Bırak kızımı! Çekiştirmeyin ya, ortadan ikiye bölüneceğim. Bırak kızımı yoksa vururum ha. Vurma baba, olan oldu. Olan ne kız? Kaçırılıyorum baba. Yürü diyorum. Kaçırılan kız evde kalır, ver gitsin. Vermem, turşusunu kurar gene vermem. Bırak kızımı. Bırakırsam düşersiniz. Bırak ulan! Bırak diyorum sana! Bırak! Bırak. Kızının ifadesini duydun. Kendi isteğimle kaçtım diyor. Yaşı da tutuyor. Bu işi tatlıya bağlayalım Ömer Bey. Olmaz. Bu iş acı biter. Kanla biter. Kızım eve dönmezse bu herifi de öldürürüm. Bu kızı da öldürürüm. Kendimi de öldürürüm. Yürü kız. Yürü. Yürü diyorum sana. Yürü. Bacakları kıracaksın. Sen de iyi sıyırdın. Kız şikayetçi olsaydı mahkemeye sevk edilecektin. Bu adam sana kızını vermez arkadaş. Biliyorum. Niye bu kadar inat ediyor anlamıyorum. Bir baba kızının kötülüğünü ister mi? Bu yaşa getirene kadar sana hem analık hem babalık yaptım. Üstüne titredim. Ziyan olmana göz yumar mıyım? Bak dişimden tırnağımdan arttırdım. Yatak odanı, çeyizini, her şeyini hazırladım. Seni seviyorum.
Seviyorsan, mutlu olmamı istiyorsan beni Yusuf'a ver baba. Olmaz, veremem. Kaçarım. Böyle bir delilik yaparsan beni de çeyizini de yok bil. Ömür boyu yüzümü göremezsin. Baba ne olur. Göz göre göre seni ateşe mi atayım? Nesine aşık oldun o çulsuzun? Gülüşüne baba. Çevremde hep acı dolu insanlar var. Ama o başka. Gülünce sanki bir güneş doğuyor. Aydınlatıyor, ısıtıyor beni baba. Ben onsuz yaşayamam. Çocukluk seninki yavrum. İleride bu günleri hatırlayıp güleceksin. Babam çok haklıymış diyeceksin. Hadi, güzel güzel uyu şimdi. Bana inanmıyorsun değil mi? Canıma kıyacağım. Hadi saçmalama. İyi geceler kızım. Naciye. Ocağı açık unutmuşsun kızım. Naciye. Naciye. Naciye! Aman Allah'ım! Naciye! Yavrum! Gel kızım! Yavrum bir tanem gel! Kızım yavrum bir tanem! Şakam! Nasıl inanmadım sana? Yavrum evladım benim! Yusuf! Şükür Allah'ıma, yaşıyor. Yusuf. Ne yaptın sen, deli misin? Yusuf'u istiyorum. Unut o herifi. Unutamam. Ölürüm. Ölüm lafını bir daha ağzına alma. Ya Yusuf'la evlenirim? Ya da canıma kıyarım. Kalpten gitmese bari adamcağız. Umurumda değil. O senin baban, böyle konuşma. Benim de sevgili kayınpederim. İstediğiniz gibi birkaç dairem var elimde. Mesela deniz kenarında 1,5 oda, mutfak, banyo. $300. Tabii iki de kefil. Ayrıca 6 aylık peşinat. Dolar olaraktan. Komisyonum hariç. Bakayım. Azıcık daha küçüğü var. 250 mark artı kefil peşinat, komisyonu hariç. Bakayım burada bir tane daha olacak. Bir de tek odalısı var. 600 Fransız frangı artı kefil peşinat, komisyonu hariç. Dur bakayım, bir de şurada bir tane olacak. Onu nereye yazmıştım, buraya bakayım şuradan, ha? Bir de lebider yağ katım var. 2000 Kuveyt dinarı, yaklaşık 15 milyon filan. Artı kefil peşinat komisyonum hariç.
Dolarmış, markmış, frankmış. Yabancı ülkede mi yaşıyoruz biz be? Aa, çağa atlıyoruz ya. Ya biz bu kafayla çağa değil ip bile atlayamayız be. Boş verin şimdi bunları. Bu sizin en mutlu geceniz. Hadi sağlığınıza. Bana müsaade. Nereye ya? Bir otele. Eyvah, doktor da hastalandı. Ev benim bildiğim kadarıyla senin ya. Benim de bildiğim gelinle damat düğün gecesi yalnız kalırlar. Beni yalnız bırakma, korkarım. Biz giderdik doktor. Ya, siz hiç rahatsız olmayın. Sağ ol Oktay, her şey için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Ya biz de dağdan geldik, bağdakini kovduk. Hadi saatini. Sinirim bozuldu. Hadi gel. İçemiyor. Bizim de bir evimiz olacak değil mi? Tabii. Ömür boyu misafir kalamayız ya. Ne yapacağız peki? Arsa mafyası diye bir şey duymadın mı sen? Yok. Hayalici baba, ihaleci baba, kaçakçı babalar var ya. İşte bu da arsa babasıymış. Ucuz ucuz gecekondu yapıp satarmış. Gider onu buluruz. Birikmiş biraz param var. Belki de bize bir göz gecekondu satar. Bak, para için endişelenme. Bileziklerim de güne duruyor. Onları da satarız. Yok, olmaz. Onları satmana izin veremem. Olur. Yuvayı dişi kuş yapar. Unutma. Para tamam abi. Tam 5,5 milyon. Çok az. Adamın yeter demişti. İki odalı bir yer bize kâfi. Bu devirde bu paraya ancak bir göz oda olur. İdare ederiz, ne yapalım. Vedat, Arapların orada bir yer ayarlayalım. Tamam abi. Tapusu olacak değil mi? Ne tapusu? Beyimiz bahçeyi buldu da bir de güllüsünü arıyor. Ya biri çıkıp bizi evden atmaya kalkarsa? Biz ne güne duruyoruz? Buyurun anahtarınızı abi. Güle güle oturun. Güle güle oturun. Nasıl güzel değil mi? Çok. Dört duvarımız oldu. Şimdi birkaç eşya bulmak lazım. Paramız kalmadı. Ben bir Oktay'a uğrayayım. Bit pazarından ucuz bir şeyler bakarım. Ahmet amca da biraz borç verirse evi döşeriz. Tabii. Hemen gitme. Neden, ne oldu? Eşyanın acelesi yok. Senin var galiba. Davranışlarında henüz bir farklılık yok efendim.
Sevdi, sevildi, evlendi Yusuf Şaplak. Karısının şahidi bendim. Bir de gecekondusu var. Maalesef bütün bu mutlu anlarında bile ağlamadı. Üzgünüm, tezim yanlış galiba. İspatlayamıyorum. Mersi. Moralini bozma oğlum. Elbet bir gün bir şeye ağlayacaktır. Evet, ben de aynı kanıdayım. Ama ne zaman niye ağlayacaktır? Araştırmana devam etmeni tavsiye ederim. Baş üstüne hocam. Gel. Evrak tamam müdürüm. Yıkım için bir imzanız gerekiyor. Bakayım. Şu mahalle. Rezalet bir durum efendim. Mantar gibi çoğalıyorlar. Yık bitmiyor. Nasıl baş edeceğiz bunlarla bilmiyorum. Ben hemen hallederim efendim. Tasalanmayın. Bilirim. Elin çabuktur. Dikkatli ol, bir olay çıkmasın. Hocalarım seni çok merak ediyor. Sağ olsunlar, ben çok iyiyim. İyisin tamam da bir de olmayacak şeylere gülüşüne bir çare bulsak. Gülüşüne ne olmuş ki? Ben çok seviyorum onun gülüşünü. Beni Pollyanna mı ne ona benzetiyor karım. Haklı. Küçük sevinçler, mutluluklar yetiyor ona. Eviniz bayağı güzel oldu ha. İyice yerleştiniz. Yaza belki bir kat daha çıkarız. Yo vallahi çivi bile çaktırmam. Kutu gibi benim evim. Çok seviyorum. Çünkü bizim evimiz. Yıkım için geldik Yusuf Efendi. Evi başına yıkmadan tahliye edin. Tahliye mi edelim? Gel de gülme şimdi. Evimi yıktırmam baba. Beni tanıyorsun Naciye. Yıkarım. Yıktırmam baba. Beni ezip geçersin ancak. Yıkarım, yıkacağım. Hayır baba, yapamazsın. Ben senin kızınım. Kızım da olsa, babam da olsa emir emirdir, yıkarım. Kendini öldürürüm baba. Sen bu adamla evlenmekle ölmüşsün zaten. Hadi, yıkın. Ne işiniz var burada? Ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz. Oturacak başka yer bulamadınız mı? Allah'ın sokağı değil mi? Buraları da yıkamazsın ya. Yavrum, Naciye'm, zararın neresinden dönülse kârdır. Gel yavrum, kapım sana her zaman açık. Ölürüm de girmem o eve. Bak, dediğim çıktı işte. Bu çulsuzun kurduğu yuvanın hayrı olmaz demiştim. Gördün mü? Hadi yavrum, gel. Hayır. Ne yani? Bütün gece orada öyle oturacak mısın? Evet. Sabaha kadar oturacağız. Millete rezil edeceğim seni. 7 mahalle evladının evini yıkan babayı görsün. Ben görevimi yaptım. Sen al o görevi de... Terbiyeli ol. Benimle bağırmadan konuş. Bağıracağım. Avazım çıktığı kadar bağıracağım. Utancından sokağa çıkamayacaksın. Sen de gülme de bir şeyler söyle.
Bütün gece sokakta dondunuz. Şunu için de içiniz ısınsın. Sağ ol. Sağ ol. Ne zaman isterseniz bize buyurun. Kapımız açık. Biliyorum Fatma abla, sağ ol. Sen de sağ ol. Ne yapacağız? Boş oturmak olmaz, çalışacağız. Hadi seni fabrikaya bırak. Ne oldu? Bilmem. Hiç iyi değilim. Fena oluyorum ben. Galiba bayılacağım. Naci! Hayrola doktor, nesi var? Haber iyi, baba olacaksınız. Ben baba ha? Karınıza iyi bakın, size nur topu gibi bir çocuk doğursun. Sıradaki gelsin. Mutlu musun? Çok. Oğlan mı istersin, kız mı? Bilmem, sen? Fark etmez. Senin gibi gülsün yeter. Bugüne kadar idare ettik ama... ...çocuğumuz için bir ev lazım, ne yapsak? Sen bir yolunu bulursun. Bulmam lazım. Ne gülüyorsun? Nereden çıktı? Ne zaman yaptınız? Ben yaparım. Güzel olmuş ama değil mi? Delirdin mi sen? İnsan bir günaydın der ya. Ne lanet komşusun sen. Karıcığım, bak babacığın ziyarete gelmiş. Hoş geldin baba. Buyur. Bir sabah kahvesi içer miydin? Burayı da yıkacağım. Yerle bir edeceğim. Koskoca yıkım ekip şefinin burnunun dibine nasıl ev yaparsınız siz he? Yıkacağım. Yıkamazsın. Elinde yıkım emri var mı? Yok. Çıkartacağım. Hemen. Emri getir görüşürüz. Görürsünüz siz. Olacak şey değil müdürüm. İnatlaşır gibi. Ben yıkıyorum, onlar yapıyorlar. Dur, sinirlenme. Otur. Ne oldu, anlat hele. Efendim, canları nerede istiyorsa bir gecede dikiveriyorlar. Sakin ol. Kim, nerede ev yapmış? Geçen gün evini yıktığım terbiyesizlerden biri... ...tutmuş benim evimin yanına gece kondusunu dikivermiş. Vay utanmaz. Kim bu? Damadım olacak o ahlaksız. Açık açık bize meydan okuyor. Vay canına. Üzme kendini. Yaz emri, hemen imzalarım.
sessiz sedasız bir gecede nasıl dikiverdin evi? Ruhumuz bile duymadı. Nasıl yaptın Allah aşkına söylesene ha? Her işin bir tekniği var. Yıkım ekip amirinin burnun dibine yapmakla iyi etmedin ama. Neden? Görmedin mi ne kadar çok kızdı. Emir çıkartırır anında yerle bir ederim dedi. Zor. Babamın işi yıkmak. Benim işim de yapmak. Yani yıkarsa bir gecede yenisini mi dikivereceksin? Bir dakika bile sürmez. Nasıl olacak o iş? Her işin bir tekniği var dedim ya. Öbür adamsın vallahi. Yıkacağım. Yıkamazsın. Elimde yıkım emri var. Yıkım emri o arsa üzerindeki ev için. Bak arsa bomboş. Ama evi yıkmadım. Yıktığına say. Hadi eyvallah. Gidemezsin. Hadi. Gidemezsin. Arıyor. Merkez yıkım ekip şefini arıyor. Evet şef benim. Yusuf Şaplı'ya ait gecekondu Sultan Mahallesi'nde görüldü tamam. Anlaşıldı. Yıkım ekibini hazırlayın. Hemen geliyorum. Yarın sabah şafakla hazır olun. Yıkıma çıkıyoruz. Çevik kuvvete de haber verin. Anlaşıldı tamam. Şimdi yaktım çıranı Yusuf. Kaçtı o herif. Kim? Yusuf Şaplak elimdeki emre göre evini buraya çekmiş. Aa o mu? Çok iyi komşuydu valla. Ömür adammış. Hepimizi gülmekten kırdı geçirdi. Nerede şimdi? Sabah kalktık bir de baktık ki gitmişler. Ay Allah cezasını versin. Toparlanın gidiyoruz. Toparlanın. Gecekondu gene kaçmış gidiyoruz. Thank you.
gelsin. Sağ ol. Hoş geldin beyim. Yürüyen gecekondu buradan geçti mi? Aa, evet, bu sabah karşıya geçtiler. Karşıya mı geçtiler? Gitme diye o kadar yalvardık. Gece motorcularla balık pişirdik, rakı içtik, burada alem yaptık. Sohbetine doyum olmuyor, keşke gitmeseydi. Peki, kalın sağlıcakla. Sağ ol, güle güle, güle beyim. Görürsen o adamı buraya gene gönder. Şimdiden özledik onu. Senden bunu beklemezdim Ömer. Damadına iltimas yapıyor musun? Gece kondusunu hala yıkmamışsın. Aman müdürüm, yıkım işi olunca babamı tanımam. Vallahi sizinkini bile yıkarım. Ama sabun gibi elimden kaçıyor. Nasıl kaçıyor yani? Kondusu seyyar müdürüm. Rica etsem vur emri gibi bir yıkım emri çıkartın. Yakaladığım yerde yerle bir edeyim. Sen seyyar yıkım emri istiyorsun. Tamam. Yaz evrakı imzalarım. Sağ olun müdürüm. Oh be. Şimdi okudum canına. Hey, merhaba. Selam. Hoş geldin. Nasılsınız ya? Özledim sizi. İstanbul kazan ben kepçe sizi bir türlü bulamıyorum. Biz de özledik be. Kaynanan seviyor, akşama zeytinyağlı dolma var. Yemeğe kalırsın artık. Bir de ufak açarız doktor kız kulesine karşı ha? Oldu. Aa, televizyon da mı aldınız? Yo, şimdilik sadece anten takabildik. Size bulmuşken şunu da vereyim. Bu bebeğin için Naciye. Aa, teşekkür ederim Oktay abi, ne zahmet ettin, sağ ol. Şükür çocuk doğmadan yetiştim. Daha nasılsınız? Çok iyiyiz. Canımızın istediği yerde konaklıyoruz. Gel keyfim gel. Denizden bıktım. Yarın Bevlat Ormanı'na taşınalım mı Yusuf'u? Tamam Naciye. Kayınpeder ne diyor bu işe? Ne diyecek? Hırsından çatlıyor zavallı. Nihayet kıstırdım seni. Yıkım emrin var mı? Evet. Hem de seyyar. O zaman gezerken görürsen yıkarsın. Buraya yerleştim. Önce bu villaları yık, sonra benim evi yıkarsın. Ama bu bölge için yıkım emri çıkartmadık ki, mahkemelik. O zaman mahkeme neticesini bekle. Gidelim. Müdürüm nasıl olur? Yıkım emri verdiğiniz mahallede benim de evim var. Üzgünüm. Değişen son imar planına göre o bölgede bir suni gübre fabrikası kurulacak. Nasıl olur? 20 senedir orada oturuyorum. Tapun var mı? Yok. O zaman üzgünüm. Emri uygulayacaksın. Şimdi çıldıracağım. Kanun böyle. Bu işleri bilirsin. Benden kendi evimi yıkmamı istiyorsunuz. Yarın sabah şafakla 56. bölgede yıkım yapılacak. Tamam. Thank you.
baba. Bize gel. Üzülme gel. Merhaba. Hoş geldin. Gazeteyi okumuşsunuz. Evet. Anayasa kararıyla buradaki villalar da yıkılıyormuş. Onun için geldim. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Düşünecek bir şey yok. Bize buradan da yol göründü. Toparlanalım. Halini görmüyor musun? Ne hali? Doğumun iyice yakın. Seni bir hastaneye yatırmak lazım. Hayır. Çocuğumu evimde doğurmak istiyorum. Yusuf'u gecekondunun dertleriyle bir başına bırakamam. Ne oldu? Bilmem. Sancılar başladı. Yatsan iyi edersin. Ben hemen bir hemşire getireyim. Hemşireyi ancak buldum. Nasıl, sancılar sıklaştı mı? 5 dakikada bir geliyor. Hadi bakalım, sizler dışarı. Gelin hemşire hanım. Bir oğlun oldu. Oğlan ha? Sana benziyor. Neresi benziyor? Maymun gibi bir şey bu. Adını... Umut koyalım mı? Umut. Güzel isim. Ama ağlıyor. Hep ağlayacak mı? Neden? Ben ağlamadım hiç. (Gülüyor)
Ağlıyorsun. Evet. Ağlıyorsun. Çok mu mutlusun? Ondan mı? Evet, çok mutluyum. Ama ondan ağlamıyorum. Kahroluyorum. Neden? Ben her şeye güldüm geçtim. Ama oğlum ağlıyor. Hep ağlayacak mı? Hakkım yoktu. Onu dünyaya getirmeye hakkımız yok. Ağlamadan büyüyebileceği bir yer. Öyle bir yer var mı? Arayacağım. Belki vardır. Günün birinde bulurum hep.